Hepinize merhaba arkadaşlar. Biraz erken girdim videoya. Neden erken girdim? Bu videoda biraz konuşacağım. Salak herif 2 saattir kimi banlı atıyorum, gidiyor Grok banlıyor ya. Neden biraz konuşacağım? Dün Forum İstanbul'daydım. Yönetim çağırmıştı beni, o yüzden gittim. Forum İstanbul'da neler oldu biraz ondan bahsedeceğim. Biraz da dünkü attığım, bu nasıl ban ya? Böyle bir ban şekli mi var? Biraz da dün attığım video hakkında konuşacağım. Bir şeyler söylemek istiyorum o video hakkında. Öncelikle dün attığım videodan biraz bahsedeyim. Yorumlara bakıyorum. Hani takım yine kavga ediyor. Sola girdim. Hesabın oranı 98, 97 idi, 94 falandı. 85'e kadar düşürdüm abi sola gire gire. Neyse. Attığım video arkadaşlar prim demişler. Hani bilmiyorum neden prim demişler. Yani içimden geldi. Bir de son olaylar, hani şunu söyleyeyim, ben çok küçükken, hani daha o zamanlar bayağı küçüğüm. Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'tu galiba. İsimlerini yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir olay vardı. Ayrıntıya girmeyeceğim biliyorsunuz. Çünkü girmeyeyim burada. İzleyici yaş kitlesini bilmiyorum. O yüzden fazla ayrıntıya girmeyeyim. O olay vardı, bakın aradan kaç yıl geçmiş, aklımdan çıkmamış, hala isimlerini bile hatırlıyorum, olayı bile hatırlıyorum. Ondan sonra Özgecan Aslan olayı oldu, yine bir mevzu oldu. Sonra Emine Bulut olayı oldu, Lolita. Emine Bulut olayı oldu falan. Hani sosyal medyadan tabii paylaşım yapıyoruz ama hani yapabileceğimiz zaten başka bir şey yok. Gidip eylem çıkartamayız. Yani yapabileceğimiz tek şey sosyal medyadan ses duyurmak. Sosyal medyadan işte bir ses duyurup haberlere falan çıkması, bunun devletin görmesi tabii. Hepimizin yaptığı şey bu. Ben de dedim hani sosyal medyada ne kadar oluyor bilmiyorum. YouTube'da hani izlenmem şu anlık fazla, böyle 8-9 bin izlenmem var. Hani dedim ki 8-9 bin kişiye bunu göstereyim. Hani içimden geldi yapması. Zaten para kazanmasını kapattım. Öyle bir videodan zaten para kazanmak istemiyorum. Ne kaldı? Bir dakika arkadaşlar. Ben tank almam. Hayabusa alırım. Yani öyle bir videodan arkadaşlar para kazanmayı zaten düşünmüyorum. Hani prim amacı dediğiniz şey nedir? Hani belki ne için bana prim olmuştur? O videodan sonra bayağı bir destek mesajı aldım. İşte Instagram'dan olsun, Discord'dan olsun, videonun yorumlarından olsun. Bir tane kız, adını unuttum şu an. Instagram'da videoyu bio kısmına linkini işte kopyala yapıştır yapmış, hikayesinde paylaşmış. Oyun oynamıyorsanız bile videoyu izleyin, hani beğenin, destek olun demiş. Belki bunun gibi çok insan videoyu paylaştı ve ben bir abone kazanmış olabilirim ama inanın videonun amacı benim abone kazanmam değil. İnsanlar içinden gelmiş videoyu paylaşmışlar. Videonun beğenisi falan yüksek olmuş. Ben hiç videonun hiçbir yerinde videoya like atın falan demedim. Yorumlara yazdım, prim için değildir, hani para kazanmayı kapattım. Amacım herhangi bir prim değil. Sadece iki tane şarkı koydum oraya. İki tane şarkı. Ben dinledim videoyu paylaşmadan önce 5-6 kere. Şarkının anlamı, hani sözleri falan çok mantıklı geldi. Şarkının şey, videonun başındaki şey de Zeus Kabadayı'nın bir konuşmasıydı. Hani benim hoşuma gitti. Ben açıkçası biraz duygulandım. Size de yansıtmak istedim o duyguyu. O yüzden öyle bir video yaptım. İnsanlar prim diyor, anlamıyorum. Şundan da bir örnek vermek istiyorum. Bundan bir ay önce falan canlı yayındayım. Tabii o zamanlar 2000 izleniyorum. 1500-2000 izleniyorum. Hesap bandı diye insanlar izlemiyor beni. 2000-1500 falan izleniyorum. Canlı yayın açtım. Canlı yayınım 60-70 kişi izliyor. Maksimum 120 kişi falan. 60-70 kişi var canlı yayınımda. Adamın birisi şey yazdı chat'e, dedi ki: "Abi," dedi, "YouTube'dan kazandığın parayı ne yapıyorsun?" İnsan gibi söyledim, dedim ki bir kısmını bağışlıyorum dedim Mehmetçik Vakfı'na. Şehitlerin ailelerine gidiyor dedim o para. Sonra chatte yalan söylüyor, ha ha komikmiş falan. O parayı cebe atıyorsun, burada duygu sömürüsü yapma lan falan dediler yayının chatinde. Kısacası insanlar dalga geçti biraz. Ondan sonra ben de bir sonraki yaptığım bağışın, hani bağış yaptıktan sonra size bir teşekkür belgesi veriyorlar. Resim olarak bir teşekkür belgesi geliyor. Ben de gittim onu Instagram'da paylaştım. Hani yalan söylemiyorum, alın bakın diye. Ben onu Instagram'dan paylaştıktan sonra story olarak
prim demeye başladı herkes. Niye şehit aileleri üzerinden prim kasıyorsun dediler. Bilmiyorum hani sırf klavyesi olduğu için konuşan insanlar var. Gerçekten yazık hani bunlara gerek yok arkadaşlar. Bakın videoyu izleyin, içeriğini beğenmezseniz dislike atın. Hoşunuza giderse like atın. Yok primmiş, yok şuymuş, buymuş. Kanalım artık günde 300 abone oluyor. Hani şuraya bir funny videosu atıyorsam inanın bana prim dediğiniz şey size açıklayayım. 4500 maç funny 87,6 kazanma oranım var. Ben onu zaten küçük kapak resmine koyduğum zaman benim için başlı başına bir prim oluyor zaten. Hani prim dediğin şey budur. Bu arada ben maviden başlamadım konuşuyorum diye. Hep unuttum ya. Geç kalacağız şimdi. Yengeci falan alacaklar. Neyse. Prim dediğiniz şey budur arkadaşlar. Giderim işte küçük resme kendi fanimi koyarım. Kazanma oranımı falan koyarım. Al sana prim yani. 15-20 bin izlenirim. O fani oranını koysam oraya. Bir de oyun içinde fan oranımı göstersem 15 bin izlenme cepte. Aboneler cepte. Kazandığım para cepte. Al sana prim yani. Onun dışında Forum İstanbul'da neler oldu? Ben dün gittim, yönetim çağırdı beni. YouTuber olarak işte sonuçta oyunda belli bir kitle sahibiyiz. İşte gider misiniz bizim için önemli falan dediler. Sizin orada bulunmanız. Sonuçta 3 yıldır oyunu oynuyorum ve destekliyorum yönetimi. Yani yönetimden daha çok ben oyunu desteklemeye, oyunun daha iyi yerlere gelmesini çalışıyorum. Bu arada sen ne yapıyorsun ya? Bir dakika. Yanında Çu var lan, ona güveniyormuş, görmedim. Ondan sonra gittik abi, işte ben biraz geç gittim. 11'de başladı etkinlik. Ben saat 3 gibi orada oldum. Taksim'de falan takıldık, biraz işimiz vardı. Saat 3 gibi orada oldum. Tabii benim tipimi çoğu insan bilmediği için tanımadılar haliyle. Bir dakika. Tabii tipimi işte dediğim gibi çoğu insan bilmediği için normal olarak tanıyamadılar. Gittim. İlk 5 dakikası kimse beni tanımıyor. Böyle herkes birbirine falan bakıyor. Sonra Instagram'a story attım. İşte buluşmak isteyen gelebilir falan diye Discord'dan da yazdım. Geldi bir iki kişi. Dedi abi fotoğraf çekinebilir miyiz falan. Öldü. Fotoğraf çekinebilir miyiz falan dediler. Fotoğraf çekindik. Ondan sonra diğerlerine söylemişler herhalde. Sicili falan var diye. Sonra işte benim Discord'daki arkadaşlardan tanıyan oldu. IBK ile falan çok takıldım. IBK vardı, Röntgen vardı. Herkes tanımaya başladı sesimden olsun bilmem ne. Itachi ile de lavaboda konuştuk, görüştük. Bir elimi yıkamaya gittim. Çok sıcaktı. Elimi yüzümü yıkayayım dedim. O kadar sıcak vardı ki dün İstanbul'da. Oturduğumuz yerde ölüyorduk böyle. O kadar bir sıcak vardı. Bir elimi yüzümü yıkayayım diye lavaboya gittim. Baktım Itachi Diyar var orada. Diyar'la da bir kaç ay 3-4 ay aynı ekipte oynamıştık Kiss'teyken. Dedim Diyar ne yaptınız, nasıl gidiyor falan. Ben tabi geç geldim oraya, saat olmuş 3. Dedi kanka işte finaldeyiz. Şeylerle oynayacağız. Dedim iyi bari neyle oynuyorsunuz, iyi mi kötü mü, ne var ne yok. Bir tane telefon vermişler bunlara. Tabi biz orada izliyorduk hani oturma koltukları olsun falan, ses sistemleri falan her şeyler hazır. Bir tane telefon vermişler. Xiaomi'ye benziyor dedi bana. Dedim iyi rahat oynayabiliyor musunuz falan. MS çok fazla dediler. Hani MS'ten oyun çok zor oynanıyor dediler. Adamlar Türkiye turnuvası finalini oynayacaklar. MS sıkıntısı çekiyorlar. Tabi bunun sebebi oyun değil arkadaşlar. Türkiye'deki internetin altyapısı. Adamlar dün canlı yayın açarken ben hem bir yandan oturup bir yandan canlı yayını izliyordum orada. İstanbul Forum İstanbul'da. Bakıyorum canlı yayına drop falan giriyor böyle. Ondan sonra karnımız acıktı. Yanımda abim vardı, benim öz abim. Gittik oturduk, yemek yiyoruz falan. O ara IBK'ler falan geldi, oturdular yanıma. Sohbet muhabbet böyle güzel gidiyor. Sonra IBK bana dedi ki Cihat Akbaş var dedi orada. Bir dakika. Aha IBK bana dedi ki Cihat Akbaş gelmiş dedi. Bir bak arkanda dedi. Arkamda da böyle oyunun yönetim kısmı var. Canlı yayınları falan yönetiyorlar. 6-7 tane bilgisayar var. Bilgisayarların başında canlı yayın yapan şeyler var. Editörler falan var böyle. Orada bir de böyle hafif yaşlımsı biri oturuyor böyle. Yani 30-35 yaşlarında. Dediler ki bana o Cihat Akbaş. Neyse yemek yiyordum falan. Direkt kalktım gittim Cihat Akbaş'ın yanına. Bir sohbet muhabbet etmek için. 3-5 sorum vardı soracağım. Gittim dedim Cihat abi selamun aleyküm, aleyküm selam işte. Öldük. Dedim beni tanıdın mı falan. Normalde Cihat Akbaş hesabıyla biliyorsunuz biz YouTube kanalımız olduğu için oyuna destek verdiğimiz için
Bayağı bir muhabbetimiz oluyor. İşte dedi ki tanıyamadım, tipten tanıyamadı falan. Sonra dedim ben Sicili dedim, Emirhan YouTube kanalım var falan dedim. Oradan dedi ha dedi senden dedi çok bahsetti bizim yönetim. Onlarda ne deniyor artık bilmiyorum. Selman Bey falan dedi senden çok bahsetti dedi. Biliyorum dedi izlenmede yüksek olansın sen dedi. Evet dedim Cihat abi, açtım kanalı gösterdim, izlenmelere baktı kanalıma. Videolara falan şöyle bir göz attı yukarıdan aşağı. Dedi aynen güzel izlenmelerim var dedi falan. Konuştuk, sonra benim biliyorsunuz hesabım banlıydı. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Özellikle kendisine sordum. Dedim ki Cihat Akbaş hesabında hani bende çok konuşuldu dedim. Bayağı bir 5-6 ay Cihat Akbaş hesabında ben iletişime geçildi. Sen miydin dedim. Adamın kendisine sordum. Bakın yüz yüze konuşuyoruz. Sen miydin dedim. Bana dedi ki hiçbir sosyal medya hesabım yok dedi. Ben sosyal medya kullanmıyorum dedi. Adamın tüm sosyal medya hesaplarına sekreterlere bakıyor. Bakın ben o adamla sosyal medyadan bir kere iletişime geçebildim. Adamın hesabıyla benle o kadar fazla konuştular ki, ama adamın kendisiyle sadece bir kere iletişime geçebildim. O da moderatörler artı oyun adminlerine yazdım, anca iletişime geçebildik. Adamın oyunda hani Moonton şirketinde yetkisi çok yüksek. Adamla kolay kolay iletişime geçilmiyor. Adam şirkette patron gibi bir şey böyle. Sekreterleri falan var. İletişime geçemiyorsunuz kolay kolay. Ben orada yüz yüze görmüşken yakaladım. Dedim ki benle konuşan sen miydin dedim direkt işte Cihat abiye. Yok dedi hiçbir sosyal medya hesabını kullanmıyorum ben dedi. Yani sekreterlere bakıyormuş mesajlara. Neyse falan tanıdı beni işte, benim hesap banlanmıştı. Ben hesap banlandığı zaman sadece bir kere ulaşabildim Cihat Akbaş'a. O da işte dediğim gibi moderatörler araya girdi. Selman abi yeni yönetim işte araya girdi falan. Bir kere ulaşabildik. Hesabımın açılması için hesabın açılmasına 60 gün vardı. Hesabın açılmasına 60 gün kala benim hesabımı açtırmaya çalıştılar. Selman abiyle Cihat abinin kendisi. Gittiler işte bu banlarla ilgilenen kısma. İşte bayağı bir uğraşmışlar. Hatta bana hem Cihat Akbaş hesabından hem Selman Erin hesabından mesaj atıldı o gün. Cihat Akbaş'ın sekreteri Cihat Akbaş'ın adını atmış bana. Dedi ki işte Emirhan bayağı uğraştık senin hesabın açılması için ancak açtıramadık. Bir baktım Selman Erin'den de aynı mesaj geldi. İşte hesabı açtıramadık falan diye. Gittim kendisine dedim hesabım banlanmıştı falan dedim. Hemen hatırladı. Dedi evet biz, ben de özellikle kendim gittim dedi hesabının açılması için konuşmaya. İnanmadılar bize dedi. Hesabı açamadık dedi. Bayağı da uğraştık o gün dedi. Çok iyi hatırlıyorum dedi. Direkt yüz yüze konuşuyoruz. Ondan sonra dedi ki senin şimdi hesabım açıldı dedim. O da şey dedi, senin şimdi bayağı bir eksiğin vardır. Elmas desteği aldın mı sen bizden dedi. Bedava elmas veriyorlar ya bize YouTube kanalımız oyuna destek verdiğimiz için. Eksiklerini tamamladın mı dedi. Dedim kendim hani kendi cebimden 2500 elmas satın aldım. Ama dedim yetmedi. Fazla bir şey alamadım. O da dedi ki almadın mı bizden elmas desteği dedim. Alacağım. Hani Selman abiyle konuşuyorum. Verecekler. Daha vermediler. O da dedi ben ilgileneyim. Pazartesi gününe gönderelim elmaslarını dedi. Özellikle ben bir ilgileneyim onunla dedi. Sonra hesabı açtım. Telefonu çıkarttım, hesabı açtım. Hesaba baktı benim. Yeni bu açılan hesaba. Kazanma oranlarını falan gördü dedi. Bayağı iyi dedi. Oyunculuğun da iyi dedi. Orada da turnuva oynanıyordu. Bana şey dedi. İnan dedi ben turnuvaya sizlerin katılmasını çok istiyordum dedi. Hani bildiğim oyuncularsınız dedi. Bu bizim bölgenin. Sizler niye katılmadınız dedi. Ben dedim işte hesap kapalıydı falan muhabbeti. Of oynayamadım ya, çok muhabbet ettik. İşte hesap kapalıydı muhabbeti falan olmadı. O dedi ki önümüzdeki seneye kesin bekliyorum. Bir de lig falan olacakmış galiba. Ona da katılmamızı istedi. Oyunda lig kurulacakmış. E-spor ligi olacakmış. Hani bildiğiniz futbol ligi gibi bir lig herhalde. Tam bir bilgim yok. O da tam bir bilgi vermedi. Öyle bir lig kurulacakmış galiba. Ondan tam emin değilim. O lige katılacağız biz. Hani kendi ekibim olarak. Ondan sonra önümüzdeki senenin turnuvasına katılacağız tabii. Bundan sonra hani e-sporculuk dönemine girebilirim ben de. Lig olayları falan bir çıksın bakalım. Profesyonel oyuncu olarak artık devam edebilirim. Zaten sezon 3'ten beri profesyonel oyuncu olarak oynuyorum ancak bir resmiyeti yok hani. Resmiyeti yoktu. Bakalım lig olayları falan gelsin. Böyle arkadaşlar işte. Oyun da bitti hazır. Forum İstanbul'da bayağı bir kişi vardı. Çok kalabalıktı. Güzel bir ortam vardı.
Oyun gerçekten hakkını vermiş. Cihat Akbaş'la ilgili bu kadar konuşmamın sebebini söyleyeceğim. Adama çok küfürler ediliyor sosyal medyada. Cihat Akbaş ismine ediliyor. Yok işte oyun DMS var. Cihat Akbaş ananı bacını işte oyun buglu. Cihat Akbaş ananı bacını. Bunlar arkadaşlar Cihat Akbaş bakmıyor. Bakın tekrardan söylüyorum. Adamın sekreterleri var. Mesajlarla sekreterleri ilgileniyor Cihat Akbaş'ın. Ondan dolayı boş boşuna Cihat Akbaş'ı küfür ediyorsunuz. Adamlar gelmiş canlı yayın yapıyordu. Canlı yayında drop MS vardı. Neden? Adamlar oradaki internet hızını aktaramıyorlar daha iyi bir şekilde. Yapabilecek bir şey yok. Türkiye'nin altyapısındaki internet bu kadar yani. Adamların elinden gelen bir şey yok. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. 3'e 2-2 oynadık. Kimi midde çok baskın oynadı. Bu da böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.